Ayşe Tolga İyi Yaşam'dan ve Beslenme bölümünden hepinize tekrar merhaba. Birkaç haftadır değerli dostum, sporcu beslenmesi uzmanı ve kişiye özel beslenme danışmanlığı veren Hibit firmasının kurucusu İlker Çağlayan'la beslenme üzerine çok keyifli videolar çektik. Bunlarda neyi öğrendik? Karbonhidratları öğrendik, proteinleri öğrendik, alkali asit dengesini öğrendik. Bugün ise benim gibi yoğun spor hayatı olan, hayatını sporla geçiren kişilerin beslenmesiyle ilgili ben sana sormak isterim İlker'cim. Öncelikle ben biliyorsun, az çok da takip ediyorsundur. Fitness ağırlıklı, kendi vücut ağırlığına ağırlıklı ve biraz da sevgili Tuğrul hocamızla beraber aslında böyle ağırlıkla başlayan bir egzersiz programı kuruyorum. Ama ülkemizde sporun biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Sence spor nasıl olmalı, nasıl yapılmalı ve buna göre beslenme nasıl olmalı? Öncelikle felsefe şu olmalı. Ömür boyu uygulayabileceğimiz bir egzersiz ve beslenme alışkanlığına oturtmamız lazım. Yani kısa dönemli olarak spor salonlarına haftada 6 gün gidip 2'şer saat spor yapıp ondan sonra bir ay 2 ay kadar diyet yapıp kilo verip onu bırakıp tekrar kilo almak gerçekten inanılmaz zarar veriyor vücuda ve gerçekten bunları çok fazla görüyoruz. Ne yapmak lazım? Ben her zaman workshoplarımda en çok anlatmayı sevdiğim konulardan biri bu. Çok fazla spor yapıyoruz ve kalori yakmak için spor yapıyoruz. Sporun amacı hiçbir zaman kalori yakmak olmamalı. Daha fazla yemek yemek için spor yapmamalıyız. Çünkü vücut aslında her enerji ürettiğinde, ben şu hareketi yaparken bile serbest radikal salgılıyor aynı zamanda. Hücrenin içinde, bu mitokondride, enerji santrallerinde yağ ya da glikoz patladığı anda egzoz dumanı gibi bir serbest radikal giriyor. Ne kadar yoğun spor yaparsanız hücre içine bu egzozları doldurmaya devam ediyorsunuz. O yüzden eğer çok spor yapıyorsanız tam tersi beslenmenizin çok iyi olması lazım. Özellikle antioksidanlar bakımından çok zengin olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Bugün 20 kilometre koştum, artık bir pizzayı hak ettim diyoruz. Vücut 20 kilometre koştuktan sonra gereken antioksidanları gerçekten beklerken birden daha asidik şeyler, evet, asidik, tamam, besin değeri çok düşük şeylerle karşılaştığı zaman bu sefer ne oluyor? Ya sen bana gerekli şeyleri vermedin deyip açlık sinyali göndermeye devam ediyor ki ta biz o antioksidanları, vitaminleri, mineralleri, fitokimyasalları ve enzimleri alana kadar. Bunları nereden alacağız? Bunları nereden alacağız? Tabii ki ya beslenmemizde olması gereken çok önemli şeyler: proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, enzimler ve fitokimyasallar ve lif. Bunların da çoğu sebzelerde var. Bir kısmı meyvelerde var, bazısı işte kuru yemişlerde var, çiğ kuru yemişlerde var, baklagillerde var ve hayvansal proteinlerde var. Yine daha önceki programlarda söylediğimiz %80-10-10 felsefesini uygularsak zaten bunları otomatikman almış oluyoruz. Aslında fitokimyasalları da bilmiyoruz değilsiniz. Antioksidan özelliği çok yüksek olan koyu yeşil yapraklı sebzeler dışında aslında bildiğiniz bu orman meyveleri dediğimiz, değil mi? Biraz daha renkleri berry diye İngilizcesi geçen. İşte yaban mersinidir, çilektir, koyu renkli, koyu mora yakın şeyler ve pancarda var mı içinde İlker'cim? Tabii ki. Zaten mor olan her şey inanılmaz güçlü bir antioksidanı var demektir. Mesela patlıcan da o şekilde. Patlıcanın kabuğu özellikle. Mesela kimsenin bilmediği sumak. Sumak gerçekten o renginden dolayı inanılmaz güçlü fitokimyasallara sahip. Her yemeğin üstüne mesela bir şekilde illa bunun mantı olması gerekmiyor sumak yemek için. Salatalardan. Yumurtaya, salataya, her şeye üstüne bir çay kaşığı koyabiliriz. Bu arada biz sumağı tabi biliyorsun başka şekillerde de çok kullanıyoruz. Çünkü çok kuvvetli bir ödem atıcı, su atıcı etkisi var. Metabolizmi hızlandırdığı için. O yüzden hanımlar mutlaka sumağı da mesela ben burada enteresan bir tarif verebilirim. Hemen. Ben sabahları şey yapıyorum. Çörek otu, sumak, kekik, biberiye, chia tohumu ve birazcık da öğütülmüş keten tohumunu bir kabın içine koyup karıştırıyorum. Biraz pembe Himalaya tuzu koyuyorum. Avokadoyu soyuyorum, kabuklarını, yarım avokadoyu, ve onu içine buluyorum ve kahvaltı tabağına o şekilde koyuyorum. Yumurtanın yanında hem o şeyleri de hem görsel olarak gerçekten güzel oluyor. Gerçekten güzel. Yani mesela izleyiciler misafirlerine böyle bir davet yaptığında o avokadoyu o şekilde tabaklara koyup hem sağlıklı bir ikramda bulunmuş olurlar. Hem de görsel olarak da hakikaten çok güzel oluyor. O zaman biz beslenmemizde her zaman olduğu gibi spor beslenmesi dediğimiz yoğun spor hayatında özel bir şey yapmamıza gerek yok. 80-10-10'u hayatımızın her yerinde, özellikle de spordan sonra. Şöyle söyleyeyim, eğer ağırlık çalışıyorsa biri, yani ben hiçbir zaman spor hocası olmama rağmen aşırı sporu önermiyorum. Çünkü beslenmeye çok fazla yüklendiriyorsunuz, ama eğer aşırı spor yapıyorsanız yapmanız gereken şey nişastalı karbonhidratları sporun yakın saatlerinde tüketmek, spordan uzak saatlerde de yine bizim 80-10 felsefesini uygulamak. Nişastalı karbonhidratları da hemen izleyicilerimiz, bilmeyenlere söyleyelim. Bütün gluten içeren tahıllar, patates, pirinçler, aslında çiğ yenemeyen bütün sebzeleri bunun içine koyabiliriz. Onun dışında belki spor sonrasında insanlar biraz kendilerini yorgun hissediyor olabiliyorlar. Bunun nedeni ne olur ve bunu önlemek için nasıl beslenmeli? Şöyle, recovery süresi dediğimiz, yani vücudun kendini toparlama süresi vardır. Yapılan yine en büyük hatalardan biri çok fazla dinlenmeden tekrar spor yapmak. Yani siz bir kas grubunu çalıştırıyorsanız mutlaka o kas grubunu 6 gün en azından dinlendirmek zorundasınız ki o kas grubu gelişmeye devam etsin. Bu yorgunlukların sebebi büyük ihtimalle mesela ağırlıkla kardiyoyu arka arkaya yapmak, spor süresini çok uzun tutmak, dediğim gibi spordan sonra antioksidanlar yerine besin değeri çok düşük şeylerle beslenmek bizim yorgunluğumuzu giderek arttıracaktır. Ve uyku inanılmaz önemli. Yani en az iyi spor yapan bir insanın 7-8 saat kesintisiz uyuması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra gerçekten yorgunluğun az hissedilmesi lazım. Ama yorgunluk hissediyorsak, vücut giderek aşağıya gidiyorsa o sporu yapmamız bir süre sonra mümkün olmayacak. Bırakacağız ve o spor yaparken nasıl besleniyorsak aynı şekilde beslenmeye devam edeceğiz ve kilo alacağız. Yani bu, o yüzden benim her zaman söylediğim şey, ömür boyu uygulanabilecek, her yerde uygulanabilecek bir egzersiz ve beslenme şekli. Çok teşekkürler değerli bilgilerin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.